Protokolümüzün değerli üyeleri, çok kıymetli şehit ailelerimiz, değerli mesai arkadaşlar. 15 Temmuz gecesi demokratik yapımız, anayasal düzenimiz, parlamenter sistemimiz, milli bütünlüğümüz, iç barışımız alçakça, ahlaksızca ve vicdansızca saldırıya maruz kalmıştır. Şairin dediği gibi, bu vatan kendini toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. 15 Temmuz gecesi milletimizi istedikleri zaman, istedikleri şekilde hizaya sokacağına inanan hainler, amaçlarına ulaşmak için fiili saldırılarından birisini daha gerçekleştirdiler. Hain ve alçak saldırıların ilk saatlerinden itibaren sokaklara inen, demokrasisine sahip çıkan milletimizin kadim tarihinde şanlı bir sayfa olmuş ve milletimiz bütün dünyaya demokrasiye olan inancını bir kez daha ilan etmiş, kendisi üzerinde oynanacak oyunları yine kendi azim ve kararlılığıyla yok edeceğini göstermiştir. Bu darbe girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza karşı yapılmış olup, milletimiz ülkeyi bölmek isteyen hainlere tıpkı 1000 yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. 15 Temmuz'da meydanlarda tıpkı Çanakkale'de İstiklal Savaşımızda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. O gece darbeye karşı dik duruşuyla halkı cesaretlendiren ve meydanlara çağıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'a, hükümete o gece desteğini esirgemeyen Sayın Devlet Bahçeli'ye, devletinin ve milletinin yanında olan askeri ve mülki erkana, güvenlik güçlerimize ve de o gece korkusuzca dışarıya çıkıp ülkesi ve milleti için canını hiçe sayan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Artık her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı, milleti, devleti ve namusu için şehit olan tüm şehitlerimizin hatırasını ilelebet yaşatmak bizim en önemli görevimiz ve boynumuzun borcudur. Bu vesileyle ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken tüm gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Sağ olun.